Merhaba arkadaşlar, yükseltgenme basamaklarının belirlenmesinde son videomuz bu ve uygulamalar yapacağız. Uygulamalarda bundan önceki videoda bir sürü bileşik ve kökte değerlik bulmuştuk ama burada biraz daha farklı sorularla değerlik yükseltgenme basamaklarının belirlenmesiyle ilgili örnekler yapmayı öğreneceksiniz. Örnek 1 ile başlayalım. Bize der ki hangisinde hidrojenin yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır? Bundan önceki örneklerde yapmıştık. Eğer hidrojen ve oksijen sorulmuyorsa hidrojeni artı 1, oksijeni eksi 2 kullanınız, hiçbir sorun olmaz diye. Şimdi bize hidrojeni soruyor. Bir hatırlayalım. Hidrojen bileşiklerinde artı 1 ve eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip oluyor. Eksi 1 bileşiğin yükünü metallerle yaptığı bileşiklerinde alabiliyor ki bu metaller 1A ve 2A gibi aktif metaller. Ve bileşiklerin genel yapısı mesela lityum hidrür, potasyum hidrür, sodyum hidrür ya da kalsiyum hidrür gibi X, H gibi gösterebileceğimiz bir bileşik. Yani iki atomdan oluşacak ve yanındaki X bir metal elementi olacak. Artı 1 yükünü ise ametallerle yaptığı bileşiklerinde alabiliyor ya da 2'den fazla atom içeren bileşiklerinde alabiliyor. Dolayısıyla burada biz şimdi hidrojenin yükseltgenme basamağını bulacağımıza göre diğer elementlerin yükseltgenme basamaklarını bildiğimiz kabul edilecek ya da ametallerle mi yoksa metallerle mi yapmış, ne olmuş, buna bakmamız lazım. NH3'te hidrojen ametal olan azotla bileşik yapmış, o zaman burada yükseltgenme basamağı artı 1'dir. B'deki bileşikte, şimdi bakın metallerle yaptığı bileşik 2 atomdan oluşuyor. Eğer bileşiğiniz 2'den fazla atom türü içeriyorsa ki bundaki elementlerin hepsi ametal, dolayısıyla hidrojen yine artı 1 yükseltgenme basamağını alacak. Kükürt bir ametaldir, o zaman hidrojen yine artı 1 yükseltgenme basamağını alacak. E'ye bakalım, burada HNO3 demiş, 2'den fazla atom içeriyor, o zaman bir metalle yaptığı bileşiği olamaz ve hepsi ametal olduğuna göre yine hidrojen burada artı bir yükseltgenme basamağını alacak. Ama D'de bakınız sodyum 1A grubunda bulunan bir metaldir. Sabit artı bir yükünü alır. Dolayısıyla burada metalle yaptığı bir bileşik olduğu için hidrojenin yükseltgenme basamağı eksi bir olmalı ve burada farklı olan yük de D'deki bileşiğindeki yüküdür. Yanıtımız D olur. Örnek 2'de oksijenin yükseltgenme basamaklarını bulacağız. Bir hatırlayalım. Oksijenin çoğunlukla eksi 2 değerlik aldığını söylemiştik. Bu bileşikler oksit bileşikleriydi. Oksijenin eksi 1 aldığı bileşikler peroksit bileşikleriydi ki peroksit bileşiklerini 1A ve 2A'da bulunan elementlerle oluşturabiliyor. Bir de özel OF2 bileşiği vardı. Bakın o zaman hemen B'deki bileşiği yapalım. OF2 bileşiğinde flor eksi 1 alacak. Dolayısıyla bu bileşikte oksijenin yükseltgenme basamağı artı 2 idi. Zaten pozitif değerlik alabildiği tek bileşiğiydi. Şimdi A'ya baktık. Potasyum oksit. Potasyumu biliyor muyum? Evet biliyorum. Potasyum 1A grubunda bulunur ve sabit artı 1 yükseltgenme basamağına sahiptir. O zaman 2 tane potasyumun yükseltgenme basamağıyla 2 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını 0'a eşitlersem buradan oksijeni eksi 1 bulurum. Demek ki bu bileşik bir peroksit bileşiğiymiş. Potasyum peroksit diye bileşiğin adını da okuruz. C'ye geldiğimizde şimdi arkadaşlar peroksit bileşiklerini 1A ve 2A ile yapıyor. Dolayısıyla ametallerle yaptığı tüm bileşiklerinde oksijen eksi 2 alır. Dolayısıyla burada direkt şunu söyleyebilirim. Bu bileşikte oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 1'dir. D'ye geldiğimde, çünkü azot bir ametal, onu tekrar söyleyeyim. D'ye geldiğimde baryum sabit artı 2 değerlik alır bileşiklerinde. Demek ki burada birebir birleştikleri için oksijen eksi 2 almış. Bu bileşikte oksijenin yükseltgenme basamağının eksi 2 olduğunu söyleriz. O nedenle bu bileşiğin adı baryum oksittir. E'ye geldim. Evet bir metalle bileşik yapmış ama bu bakır metali bir B grubu metalidir. Oysa ki peroksiti 1A ve 2A ile yapıyordu. O zaman burada yine oksijenin yükseltgenme basamağının eksi 2 olduğunu söyleyeceğiz. Şu bileşik çok özel bir bileşiktir. Aman unutmayınız, hidrojen peroksittir. Hidrojen ametallerle artı 1 alıyordu çünkü. Burada artı 1'dir. O zaman 2 tane hidrojenin yükseltgenme basamağıyla 2 tane oksijenin yükseltgenme basamağının toplamını, şunu bir düzelteyim, 0'a eşitlemem lazım. Bu
Buradan oksijenin yükseltgenme basamağını -1 buluruz. Bu da hidrojen peroksit bileşiğidir. Gördüğünüz anda tanımanız gereken bir bileşiktir. G'ye geldim. Kükürt bir ametal. Ametallerle yaptığı bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme basamağı -2'dir diyoruz. Gelelim örnek 3'e. Demiş ki karbon elementi aşağıdaki bileşiklerden hangisini oluşturamaz? Öncelikle böyle bir soruda ilk yapmamız gereken şu. Karbon 4A grubu elementidir. Ve 4A grubu ametali olan karbon bileşiklerinde maksimum artı 4, minimum -4 ve aradaki değerleri alabilir. Yani bu bizim sınırımız. Ama artı 4'ten yüksek bir değer ya da -4'ten düşük bir değer bileşiklerinde alamaz. Dolayısıyla şimdi tek tek bileşiklerde karbonun aldığı yükseltgenme basamağını bulacağız. Karbonu bulmaya çalışıyorum. Ametal olduğuna göre oksijen zaten -2 alacak ki demiştik sorulmadığında -2 kullanabilirsiniz. Bir tane karbonla bir tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını sıfıra eşitlediğimde burada karbonun artı 2 yükseltgenme basamağına sahip olduğunu bulurum. Bu aralıkta mıdır? Evet, bu aralıktadır. O zaman karbon CO bileşiğini oluşturabilir. CO2'ye geldiğimde yine oksijeni -2 olarak kullanacağım. Bir tane karbon ve iki tane oksijenin yükseltgenme basamaklarını sıfıra eşitlediğimde karbonun artı 4 yükseltgenme basamağını aldığını görürüm. Baktığımda bu maksimum yükseltgenme basamağı olduğuna göre evet yapar. Oldukça da kararlıdır o yüzden. CO3 bileşiği bakın tepesinde bir yük yok. Bileşik olarak sormuş. Şimdi bir tane karbon ve 3 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını sıfıra eşit desem burada karbonun yükseltgenme basamağının 6 olması gerekir ama maksimum değerli artı 4. Dolayısıyla karbonun böyle bir bileşiği olamaz. Karbon maksimum artı 4 yükseltgenme basamağına sahip olabilir. D'ye geldim. Hidrojen ametalle bileşik yapmış artı 1 alacak. Bir tane karbon ve 4 tane hidrojenin yükseltgenme basamakları toplamı 0 olduğundan buradan karbonun yükseltgenme basamağını -4 buluruz. Hemen bakalım -4'ü alabilir mi? Evet, minimum değerliği. Demek ki bu bileşiği de yapar. E'deki bileşikte hidrojen artı 1 oksijen -2 olduğuna göre bir tane karbon, 4 tane hidrojen ve bir tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını 0'a eşitlediğimde buradan x değerini -2 buluruz. Yani burada karbonun yükseltgenme basamağı -2. Bakalım evet şu aralıktadır. Demek ki bunu da oluşturabilir. Alüminyum karbürde karbonu bulacağım. Kaldı ki alüminyum sabit artı 3 yükseltgenme basamağına sahipti. 4 tane alüminyumun yükseltgenme basamağıyla 3 tane karbonun yükseltgenme basamağı toplamı 0'dır dediğimde burada karbonun -4 yükseltgenme basamağına sahip olduğunu buluyorum. Hemen kontrol ettim. Evet, minimum değerliği olduğuna göre bunu da oluşturabilir. Yani size herhangi bir elementin bu bileşiği oluşturur mu oluşturamaz mı dediğinde sizin onun alabileceği değerlerin ne olduğunu bulmanız lazım. Örneğin kükürt 6A grubundadır. Maksimum artı 6, minimum -2 ve aradaki değerleri alabilir. Dolayısıyla siz kükürtle ilgili bir şey sorulduğunda bu değer aralığında mı diye bunu kontrol edersiniz. Eğer bu değer aralığında değilse yapamaz dersiniz. En son örneğimiz. Der ki aşağıdaki maddelerden hangisi yanma tepkimesi vermez? Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle bize verdiği şu elementlerin hangi yükseltgenme basamaklarına sahip olacağını bulalım. Karbon 4A grubundadır. Dolayısıyla maksimum artı 4, minimum -4 ve aradaki değerleri alabilir. Azot 5A grubu elementidir. Dolayısıyla maksimum artı 5, minimum -3 ve aradaki değerleri alabilir. Kükürt 6A grubunda bulunduğu için maksimum artı 6, minimum -2 ve aradaki değerleri alabilir. Bunlar bir dursun. İkincisi, şimdi karbon yani kömür arkadaşlar yandığında tepkimeleri denkleştirmeden yazacağım umurumda değil. Yanma tepkimesi iki adımda gerçekleşiyor. Önce karbon monoksit çıkar. Eğer yeterli miktarda oksijen yoksa hala hatta karbon monoksit siyah duman olandır, zehirli olandır. Sonra yeterli miktarda oksijen varsa ikinci adımda da karbon monoksitin yanması devam eder ve karbondioksit oluşur. Peki gelin burada karbonların yükseltgenme basamaklarını bulalım. Elementlerin yükseltgenme basamağı sıfırdı.
CO'da oksijen eksi 2 olduğuna göre karbonun yükseltgenme basamağı artı 2 ya da 2 artıdır. Burada karbon artı 2 idi. Karbondioksitte oksijen eksi 2, eksi 4 eder 2 ile çarptığımda toplamının 0 olması gerektiği için karbon artı 4 eder. Yani ne oluyor? Bakınız, yanma sırasında oksijen elektron alıyor. Dolayısıyla karşısındaki madde elektron veriyor. Hatta değerli yükseliyor. Ne oldu önce? 0'dan artı 2'ye çıktı. Sonra 2'den 4'e çıktı. Bakınız, maksimum yükseltgenme basamağına ulaştı. O yüzden karbondioksit artık yanmaz. Çünkü karbonun daha yüksek bir yükseltgenme basamağı yok. Yani bir element eğer maksimum yükseltgenme basamağına sahipse yanma tepkimesi vermiyor. Şimdi biz karbonun yandığını söyledik, 0'dı. Yükselebilir artı 2'ye, artı 4'e. Karbondioksit de artı 4 dedik, maksimuma çıktı, artık yanma tepkimesi vermeyecek. Maksimum değerliğinde. Şimdi kükürt dioksiti bulalım. Oksijen eksi 2, eksi 4 etti. Dolayısıyla kükürtün burada yükseltgenme basamağı 4 oldu. Bakınız, kükürt maksimum artı 6'ya çıkabildiğine göre demek ki değerliği hala yükselebilir, yanma tepkimesi verir. CO'da karbon artı 2 ile yanma tepkimesi verdiğini söylemiştik. NO2'de oksijen eksi 2, 2 ile çarptım eksi 4. O zaman azotun burada yükseltgenme basamağı artı 4. Maksimum ne yapabiliyormuş? Artı 5. Demek ki bu değer hala yükselebilir. O zaman bu da yanma tepkimesi verir. Yani bir madde oksijenle tepkime verdiğinde oksijen ondan elektron alıyor. Yanan maddenin değerliği yükseliyor. Maksimum değerliğine ulaştığında da artık daha fazla yükselemeyeceği için yanma tepkimesi vermiyor diyoruz. Sorumuzun yanıtı da B seçeneği olur. Bu video ile birlikte yükseltgenme basamaklarının belirlenmesiyle ilgili örneklerimizi de yapmış olduk. Bundan sonra redoks tepkimelerinin diğer bölümleriyle ilgili videolarda görüşmek üzere.